Öyle mi Abdülkadir Bey? Hem de hani Putin açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğin Çarşamba günü. Bunun ana gündemi ne olacak? Ne isteyecek acaba? Şöyle e, öncelikli olarak tabii 2 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in telefonla yapacağı <laughs> görüşme önemli. Çünkü Ağustos ayı içerisinde Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Böyle bir beklenti vardı. Bu tarih açıklanmadı. Belki bu Tarih konuşulabilir ama Putin şöyle bir cümle kurdu. O cümle beni biraz doğrusu dikkatli olmaya sevk etti. Yani ben de gidebilirim, o da gelebilir şeklinde. Bir tedirgin mi? Şöyle bir şöyle bir konu var. Savaş halindeki bir ülkenin devlet başkanı o nedenle yurt dışına çıkma konusunda çok temkinli hareket ediyor. Yani Bunu bir hani bir, bir yoo dönecek olamadaki... ülke bulamıyor, döndüğünde ülkeyi koltuğu bulamayabilir mesela. Birkaç açıdan zorlu var. Yani Özay Bey'in değindiği nokta önemli. Ama sizin işaret ettiğiniz nokta da Putin açısından çok daha önemli olduğu ifade ediliyor. Yani yurt dışına çıktığında bu tür bir güvenlik kaygısını son dönemlerde çok ileri noktaya taşıdığı söyleniyor Putin'in. Tabii bu görüşme elbette ki Putin'in yapacağı ziyaret ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya gitmesi şeklinde bir planlama olur. Bu mutlaka konuşulur. E, tahıl koridoru var. Rusya tahıl koridorundan çekildi ve Putin bir şey yaptı. Afrika ülkelerini Rusya'da topladı. Ve dedi ki ben fakir ülkelere ücretsiz olarak, e, tahıl vereceğim. E, hı hı. E, diğer yandan da Ukrayna'nın kendi inisiyatifiyle e, tahılı yurt dışına çıkarmasına da engel oldu. E, bir takım e, şeyler yaptı biliyorsunuz Karadeniz'de. Tahıl koridoru var. Tabii e, burada Azov taburlarının Türkiye'deki komutanları Zelenski'nin ziyaretinde e, alıp götürmüştü. Bu bir rahatsızlık konusu oldu Rusya'da belli ama Türkiye'nin o konudaki tavrı net. Azov tavırları konusunda Rusya ile Ukrayna bir anlaşmaya vardılar. Türkiye ne Rusya ile ne Ukrayna ile ne de ikisiyle bir anlaşma imzalayan bir ülke değil. Sadece arabulucu ve gözlemci olan ülke. Yani siz kendi aranızda bir anlaşmaya varmıştınız. Biz gözlemciydik. Biz anlaşmanın anlaşma imzalayan taraflardan birisi değildik dedi ama bence Zelenski orada şov yapacağım diye bu sürece zarar verdim. Yani selamlar inelim çok özür dilerim. Tabi. Dünya medyasını çağırırlar, adamlar ineremez uçaktan evet. beyanat verdiler vesaire. Yani o şova çevirmesi sıkıntı yarattı. Yani e, Zelenski ile güvenilip adım atılmayacağının evet, bir evet. örneği de bu oldu. E, ben burada bu görüşme yine de önemsiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı evet NATO'nun genişlemesinde Türkiye çok önemli bir rol oynadı. Ama bu Rusya'ya karşı Türkiye'nin pozisyonunu zayıflatmamalı. Buna ihtiyaç var. İnsanlığın ihtiyacı var. Tahıl koridorunun yeniden açılması <laughs> konusunda. Yedi maddelik tahıl koridoru ile ilgili Rusya'nın talepleri de var biliyorsunuz. Yedi madde olarak bunu açıkladı. Elbette ki bu yedi maddenin tamamı karşılanmayabilir. Ama bazıları müzakere edilebilir. Rusya'ya da orada bir çıkış hazırlanması lazım. O nedenle ben Çarşamba günü yapılacak görüşmeyi Tahıl Koridoru açısından önemsiyorum ama daha çok da Putin'in ziyareti ya da yani şu ana kadar hiç ifade edilmedi ama ben o, o olasılığı da görüyorum belki Erdoğan'ın bir Değilin. ziyaretiyle bu sağlanabilir. Türkiye iki ülkeyle konuşan. Ve iki ülkenin üzerinde ittifak ettiği ülke konumunu kaybetmemeli. Buna insanlığın Gelme ihtiyacı var. Gelme konusunda Putin'in çıkması haklı değil mi? Şunlar Benge politikasını haklı. terk etmemeli. Evet. Putin, BRICS zirvesi için Güney Afrika'ya gidecekti. Güney Afrika'daki ana muhalefet lideri yüksek mahkemeye başvurdu. Dedi ki Putin savaş suçlusudur tutuklanmalı. Ortalık birbirine girdi Güney Afrika'da. Ve Putin Güney Afrika'ya da gitmedi. Yani BRICS zirvesine gidiyordu yoksa. Ama şunu unutmayalım. Yani Putin'in ...tağıl anlaşması ile ilgili talepleri... E, ...tek biri bile yerine getirilmedi. Yani Putin sadece... ...tağıl ile ilgili bir şey yapmak istemiyordu. Ama bakın orada bir risk var. Şimdi Moskova'dan en son yapılan açıklama... ...bu hafta içinde ne dedi Moskova? Ben dedi tağıl anlaşması için alternatif yol buldum. Nasıl buldun? E, Ermenistan, İran... ...İran üzerinden Hürmüz Boğazı oradan... ...Hindistan'a, Asya'ya da... ...Afrika'ya da gidebilirim dedi. Ve hiç unutmayın yani... ...Afrika zirvesi şundan yana çok önemli... Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın kınanmasıyla ilgili oylamada 53 e, ülkeden Afrika ülkesinden 28'i kınanma yolunda oy kullandı, 25'i oylamaya girmedi. Yani Rusya'nın Afrika'daki varlığı az buz bir varlık değildir. Ama Putin Türkiye'ye gelmekten imtina edebilir. Bu ara e, Azov taburuyla başlayan ve bir şey var, e, bir arada aşılması gereken. Bir, Pro, bir, bir problem var var evet. e, ve şöyle söyleyeyim silahını da çok doğru oynuyor. Bir taraftan Ukrayna'nın işte Romanya'ya sevkiyat yapabileceği Odessa'daki tahıl deposunu vurdu. E, filosunu Karadeniz'de dolaştırıyor. Yani o gemilerin sigorta risk primlerini yükseltiyor. Diğer taraftan diyor ki yani isteklerinden bir tanesi diyor benim amonyak boru hattım var. 2400 kilometredir o. Evet. Ukrayna limanına iner. amonyağa çok ihtiyaç var Avrupa'da gübrenin ham maddesi dert doğalgaz sıkıntısından dolayı çok da üretilemedi. Sen bunu çalıştırın dedi olmadı. Sivil sistemine döneyim ki hani ben tahıl ihraç edeceğim yeni tarım makinesi almam lazım dedi. Ona izin vermeliler. E şimdi Rusya'nın bütün depoları dolu. E nasıl hasat yapacak? Hasat yapsa o tahılı nereye koyacak? Yani Rusya açısından baktığınız zaman Rusya hiçbir isteği yerine gelmediği için şey yaptı ama şu anda ya uzlaşma olmazsa diye bir Ermenistan-İran üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan bir açılma planı yapıyor. Bunu da açıkladılar. Ee, mesela orası bizim için riskli alan. O yüzden Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı ile çarşamba günü yapacağı görüşme Putin'in son derece önemli bir görüşme. Peki Melik Bey hangi alanlarda sıkıştı Rusya? Ne diyecek buraya Cumhurbaşkanı'na? Ya e, şu, bir kere e, Rusya yani Türkiye'nin durumunu anlayabiliyor. Özellikle bu İsveç'in NATO yerine alınması döneminde e, Kremlin çok şık bir açıklama yaptı. Yani her ne kadar arzu etmediğimiz bir durum olsa da Türkiye'nin NATO üyeliğinden kaynaklanan bir pozisyonu benimsediğini anlayabiliyoruz dedi. Bir tek Abdülkadir abinin dediği gibi o Azov taburlarının komutanları özellikle burada Zelenski'yle fotoğraf vermeleri, sonra da Kiev'de de gövde gösterisi yapmaları evet bir sıkıntı yarattı. E, hatta Kremlin dedi ki ya biz onları size verirken onları Ukrayna'ya vermeme garantisi vermiştiniz. O garanti verildi mi verilmedi mi tam detayını bilmiyoruz ama sonuçta o sessiz sedası halledilebilirdi. Yani orada e, Zelenski e, bir, bir hata yaptı. Ya Melik... E, çok özür dilerim. Tek bir şey hani o söyleyeyim. Eli daha güçlüydü. Melik tek bir şey söyleyeyim. Hani haber özel olduğu için detayını Çok vermeyeceğim ama. Abi abi. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili hatırlıyor musun? Sayın Putin de işin doğrusunu öğrendiği zaman diye bir cümle kurmuştu. Evet. Şimdi biz yani yarın gazetede Milliyet'te buna dair bir özel haberimiz var. Galiba orada Moskova sadece biraz kendi kamuoyunu etkilemek için konuşma yapmış olabilir. Ee, hani Türkiye Moskova'yı da es geçmemiş, orada da bir sistemleri varsa çok doğru bir sistem değil. Türkiye orada da çok adil davranmış gibi duruyor. Ha. Bu arada ben, milliyetin özel haberini de almış olduk genelde. Yani çok azıcık ben söyledim ucunda. Çok azıcık, <laughs> çok azıcık söyledim. <laughs> yo yo özel abi ben, yo yo farkındaysan ben o yüzden opsiyon bıraktım. Yani evet. Rusya ne kadar garanti olduğunu söylese de var mı yok mu bilmiyoruz dedim. Çünkü o garanti olsaydı muhtemelen Türkiye böyle bir hamle böyle net berrak bir garanti olsaydı e, bu kadar net hamle yapamazdı Türkiye. Muhtemelen o garanti belirli bir süre içindir. Hı hı. Yani böyle sürekli Türkiye'de tutmak gibi bir garanti olduğunu ben de düşünmüyorum başından beri. E, şimdi dolayısıyla hani bu, bu durum tolere edilebilir mi? E, evet edilebilir. Şimdi burada e, iki tane çok temel mesele var. Bu temel meselelerden bir tanesi. Tahıl koridoru meselesi. Ee, orada e, Türkiye'de beklenti yüksek. Bunu e, işte BM e, Genel Sekreteri Guterres de ifade etti. İşte Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunu ifade ediyor. Ama e, yani orada Putin'e de çok hak vermiyor değilim. Yani ilk tahıl koridoru krizi aşılmasında e, Vladimir Putin dedi ki Ukrayna tahılı tahliye edilirken İlk etapta Ukrayna tağlığı tahliye tahli edilecekti. İkinci etapta Rusya'nın tağlığının tahliye tahli edilmesi, ikinci bir koridor açılacaktı. Ki e, o dönem biz e, Soçi'deki zirveden dönerken, e, o dönem Tarım Bakanı Sayın Vahit Kirişi ile uçakta e, uzun bir sohbet yapmıştık. O uzun sohbette Sayın Kirişi de e, bunun gündemde olduğunu, taraflarla konuştuğunu ama iki tane temel güçlük olduğunu söyledi. Bu güçlüklerden bir tanesi, bu gemilerin e, sigortalanmasına Avrupalı şirketlerin yaklaşmadığını, dolayısıyla bu tahılın taşınması konusunda ciddi problem olduğunu, yani o gemilerin sigortaları karşılanmazsa taşıma yapamazsın. E, onun aşılması gerektiğini. İkincisi de buna, bu tahıl koridoru açılırsa ve taşınırken güvenli sağlama noktasında e, çerçeveyi belirlemek gerekir demişti. Ama Batı buna yanaşmadı bile. Yani Rusya'ya da tahliye etmek konusunda meseleye hani hiçbir şekilde sıcak bakmadı. Dolayısıyla şimdi Putin diyor ki iki tane temel problem var. Bunlardan bir tanesi kardeşim Ukrayna'nın tahlını siz tahliye ederken benim tahlım ne olacak? E çünkü taşıyabileceği ambar bile yok. Bak Afrika'ya bedava verecek. Çünkü yeni dönemde de şey olacak, mahsul toplanacak. Onları nereye depolayacaksınız? Yani elinde kaldı. Depolayacağı yer bile yok. Yani bırakın onu. Depolayacağı yer kalmadı. Şimdi bu birinci problemi bu. Buna dair bir şey önermek gerekiyor. İkincisi Ukrayna ile barış meselesinde Putin'in Batı'ya ilişkin güvensizliği zaman zaman bunu Türkiye'deki muhataplarına söylediğini biliyoruz. Yani biz Türkiye'nin iyi niyetinden, sonuç alıcı barışı sağlama konusundaki çabasını görüyoruz ama sizin bir parçası olduğunuz NATO ya da Batı ittifakı bu kadar bu meseleye yani bu kadar iyi niyetli yaklaşmıyor. Hatta Sayın Çavuşoğlu o zaman şeyde Brüksel'deki toplantıdan dönerken anlatmıştı. Dışişleri Bakanı sıfatıyla ya diyor ki hani toplantıda e, ya barışı zorlamak konusunda bir tek biz bunu dile getirdik. Geriye kalanların hepsi Ukrayna'ya silah yardım yapabileceğini konuşuyor. Ya iyi de siz bunu yaparsanız zaten savaşı bitiremezsiniz. Tam da bizim e, barış masasını kurmaya çalıştığımızın arefesinde oluyor bu. Yani Antalya'nın hemen öncesinde. Şimdi doğal olarak Ruslara da burada hak vermeme geldi değil. Yani tamam Türkiye'nin iyi niyeti var eyvallah. Barış konusunda çabası var. Eyvallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş başlamadan e, bu çabasını ifade etti. Sayın İbrahim Kalın o dönem 2-3 kere mülakat verdi. Bakın bu iş çığırından çıkabilir diye. Sayın Hakan Fidan bakın bu savaş olarak patlayabilir dedi. E, sayın Cumhurbaşkanı tarafları çağırdı. Hatırlarsınız Huber Köşkü'nde e, savaş başlamadan e, Zelenski ile bir görüşme yaptı. Uzun bir görüşme. Bu hep savaşı önlemeye dönüktü. Ama olmadı patladı. Savaş patladıktan sonra da genişlemeden, büyümeden, bunu ortaya maliye çıkarmadan önlemeye çalıştı. E uzadı. E şimdi bari şu anda bir Türkiye'nin önüne açın o anlamda. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iyi niyeti, çabası, mesaisini şöyle bir, bir, hani bir saygıyla karşılayın ve önünü açmaya çalışın. Yani o işte Putin'le Zelenski'yle barışı zorlarken siz işte misket bombalarını göndermekten bahsederseniz, siz işte füze rampalarını göndermekten bahsederseniz işte her batılı ülke kendi bütçesinden belli kalemleri savaş olarak işte Ukrayna'ya vermeye ifade ederken barış ne kadar sağlanabilir Allah aşkına. Yani o bakımdan ben ee, şimdi daha iyi bir noktadayız. Yani hem Özel abinin çizdiği çerçeve itibariyle iyi bir noktadayız. Ama Abdülkadir abi de anlattı. Daha iyi bir noktadayız. Yani e, iletişim hiç kesilmedi. Bu telefon trafiği bize bir çerçeve sunacak. Ha ben şeye çok takılmıyorum işin doğrusu. Onu bugün de gördüm. Yani acaba e, Putin mi buraya gelecek? Sayın Erdoğan mı oraya gidecek? E, ya Orada da olabilir. Yani Soçi'de de olabilir. Moskova'da da olabilir. Ankara'da da olabilir. Ben Putin'in ya siz gelin hani benim durum malumunuz başka şeyler, komplikasyonlar doğabilir deyip görüşmeyi Sosya'da Moskova'ya taşıması da anlayabilirim. Anlayabilirim çünkü savaşan bir ülke. Yani hem Uluslararası tehlikeden kaynaklanan bir pozisyonu var Putin'in hem de prigojin diye bir gerçeği var Rusya'da. Onun ne kadar derz etti onu tam bilmiyoruz. Yani o şeyler evet ya bir barış sağlandı gibi ama bir yandan da öyle daha yeni isyan bastırdı Putin. O bakımdan da iki tane çok temel noktası olacak. Bir tanesi dediğim gibi bu tahıl ambarı ki orada olumlu bir adım gelirse Putin'in anlayacağız ki barış kapısı da biraz aralanabilir. İkincisi de bir barış masası kurulması. Bu barış masasının kurulması meselesi Putin'le Zelenski ani masa oturtmak şeklinde de olabilir. Yine Antalya formatında olduğu gibi dışişleri bakanlarının olduğu bir toplantıyla zemini hazırlayıp daha sonra liderleri buluşturmak şeklinde de olabilir. Ama ben bir aşağı yukarı bir çerçeve ortaya çıkacağını düşünüyorum Peki. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çabasıyla devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç pes etmedi bu konuda. Yani sürekli tarafları masaya zorlamak ve sürekli o taraflarla iletişimini korudu barışı sağlamak konusunda. Bu çabası burada da devam edecek. Yani iki temel ee, konuda bir mesafe alınacağını düşünüyorum ama e, görüşmenin yeri konusunda muhtemelen e, yani o e, görüşmede yani çarşamba günü yapacak görüşmede netleşir, e, yerini de duyururlar. Yer ve tarih. Rezan Bey, var mı sizin eklemek istediğiniz? Yok, son tamam. kapsamlı anlattım. Elit. Özay Bey, bir de vurgulanan bir nokta var Putin'in gündeminde. Projenin hala gündemde olduğunu söylüyor. Türkiye'de yapılması planlanan doğal gaz merkezi projesi. Fakat işte doğal gaz depolamak yerine Rusya'nın doğal gaz satışı için Türkiye'de elektronik bir platform kurmak istediğini söylüyor. Ya aslında şöyle Avrupa'da. 13 tane böyle gaz merkezi vardır. Bunlardan hakikaten 8-9'u da sanal gaz merkezidir. Hı hı. Yani Avrupa'daki örneklere baktığımız zaman da bu şeyi değiştirmiyor. Buradaki gaz merkeziyle ilgili temel problem şu. Ee, sanal veya real. Ya yani ama sanal olması çok daha ucuza getirir meseleyi. Fakat problem şu. Alıcı kim? Alıcının kim ol? Yani Avrupa Birliği'nin şu anda abi Avrupa Birliği'nin bir şeyi var. Ambargosu var. Rus gazına karşı. Peki biz aldık o gazı ne yapacağız? Şu olursa mesela aynı anda işte e, TANAP'la Azerbaycan'dan gelen gaz var. E, İsrail gazı gelebilir, likit e, gaz gelebilir ama o gemileri bulmak çok zor artık. Yani dünyadaki bütün gemiler tahminen yine Avrupa için çalışacak. Hani bir paçal yaparsınız onun içinden piyasaya öyle gaz verebilirsiniz belki. Ama bu şu an için eğer e, Batı'nın Rusya'ya bir gaz ambargosu olmasaydı müthiş, çok keyifli bir işti Türkiye için. Para getirir mi? Getirirdi. Ama şimdi bu şartlarda o gelecek gazın nereye gideceği, kime satılacağı meselesi zorlu bir mesele. Yani bugünden yarına dikkat ederseniz Türkiye'de o çok sevindi harika, ne kadar da iyi düşündünüz sevgili e, Rusya demiyor. Çünkü bir gerçeklik var ortada. Yani e, malın alıcısı yok. Türkiye çok daha akıllı bir şey yapıyor şu anda. E, Doğu Akdeniz'deki birçok sorunu da bitirecek. İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir kısmı Yunanistan'a gidebilir, bir kısmı İtalya'ya gidebilir. Böyle bir gaz koridorunun peşinde. Niye? İsmet 10 milyar dolar maliyet 6-7 yıl yapım yılıydı. 1,5 milyar dolar maliyet 2 yıllık yapım süresiyle İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidebilir. Bir, bir Türkiye'ye de avantaj sağlar bu. İki, Doğu Akdeniz'deki bütün bu ekonomik münasır alan vesaire gerginliklerini de bir seviyeye indirir. Hı hı. Şu anda Türkiye'nin gazla ilgili, uluslararası pazarlarla ilgili dikkati Doğu Akdeniz üzerinde. İsrail gazının Türkiye üzerinden gitmesi meselesinde. Fakat çok komik olan şey şu. Sen Netanyahu da Türkiye'ye gelecekti. Hani kalp bilinden gelemedi ama ya orada da sıkıntı var. Yani İsrail'in içi de çok felaket. Ee, bu ara Öyle ortalığı karmaşık olduğu dönem. Tam dönüyor. da bu karmaşalar devam ederken işte Putin-Erdoğan görüşmesini konuşuyoruz. Ana gündem ne olacak? Putin ne diyecek? Ne isteyecek? Ee, son olarak bu gerilim Rusya ve NATO arasındaki bu gerilim e, bir kaos mudur? Fırsat mıdır bizim açımızdan da? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi e, hangi pencereden baktığımıza bağlı. Batı açısından ya bak Türkiye'yi gördün mü? Evet. AB'nin yaptırımlarına uymadı. Evet ben AB'nin üyesi değilim çünkü. Ben de Gümrük Birliği'ni yenile diyorum, onu da yenilemiyorsun. Biz o global yaptırımları uygulamadık. NATO üyesiyiz. NATO görevimizi yapıyor muyuz? NATO görevimizin tamamen hepsini yapıyoruz. Ama öbür taraftan biz bağımsız bir ülkeyiz kardeşim. Montreux'u da uyguluyoruz. Hı hı. Şimdi fırsatlar doğurduğu kesin ama yarattığı riskler de var. Mesela bugün çok ilginç bir istatistik geldi. Türkiye'ye gelen Rusların sayısı inanılmaz derecede artmış fakat hepsi transit uçmuş bakın yani gelmiş mesela ne bekliyorduk biz bu yaz acayip bir turist akını bekliyorduk değil mi halbuki diğer ülkeler hava yollarına ambargo uyguladığı için Rus uçaklarına kapattığı için mesela çok İstanbul'a geldin ama mesela Türkiye'de kalan beklediğimiz kadar olmadı Birleşik Arap Emirliklerine gittiler Mısır'a gittiler Yunanistan'a gittiler birçok yere gittiler yani Yunanistan yine vize veriyor Rus vatandaşlarına avantajları var. Ekonomik avantajları oldu. E, ee, mesela, Niye durmadılar burada Özay Bey? E valla durmadılar. E, son bir haftadır Rus medyasında en çok okuduğum haber Türkiye'de tatil fiyatları zirveye çıktı. Yani Ruslar için de pahalı hale geldi Türkiye. şimdi benzer parayla Kıbrıs'ta daha ucuza tatil yapabiliyor. Türkiye'deki lüksü bulamıyor ama yapıyor mu yapıyor. Yunan adalarında yapıyor mu yapıyor. Dubai yapıyor mu yapıyor. Yani Türkiye'deki şey turizm bölgesindeki fiyat artışı onların da gelirlerinde bir gelirimiz var oldu, yani. Tabi. Şimdi okuyorum okuyorum. Rusların turizmle ilgili belli belli bütün sitelerinde son 10 gündür en çok okuduğum haber Türkiye'de e, tatil yöresi fiyatlarında fiyatları tavan yaptı. Durmadan bunu yazıyorlar. Yani bakın Rusya e, vatandaşları üzerinde son derece hakim bir ülkedir. Mesela Türkiye ile arasında sorun olduğu zaman uçak meselesinde Antalya'ya turist gelmedi ya. Evet. Rus turist gelmedi. Nerede? Domates almadılar bırak turist yani, gelmesin. Şimdi domatesi <laughs> mesela çok komik bir şey söyleyeyim. Domatesi işte e, arttırdılar Türkiye'den istedikleri domatesi. Mesela niye sevindik döviz girişiyle alakalı evet. ama şöyle söyleyeyim. Bakın e, Avrupa'da hani Rusya'ya var deniliyor ya bugün Gürcistan'a gidin. Gürcistan'da o kadar çok Rus şirket kurdu ki. Ya A.B. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını delmeye oldu buldular. Yani kimse hikaye anlatmasın bize. Ermenistan'a gidin. Çok sayıda e, Rus Ermenistan'da şirket kurdu. Gürcistan'a gidin. Çok sayıda Rus Gürcistan'da şirket kurdu. Bu yaptırımları deliyor Rusya. Delemediklerini söyleyeyim size. Uçak parçalarıyla ilgili kısmı aşamıyor. Ya şu hale gelir mi bir ülke? Pilotlara dendi ki çok pis başına iniş yapın. Niye sert fren yapmak zorunda kalmayın. Rusya bunu söyledi pilotlarına. Niye uçak yedek parçası getiremiyor? Ama onun dışında ne varsa açtılar da dolayısıyla da e, şeydir e, alan sıkıntılı alan biz e, Türkiye Rusya ilişkilerini turizm açısından da ticaret açısından da çok dikkat etmeliyiz. Peki iç siyasete geçeceğim ama buraya kadar eklemek istediğiniz var mıdır acaba bir söz daha verebilirim? Melik Bey, Abdülkadir Bey, Rezan Bey sizde yok galiba. Teşekkür Peki. ederim. Peki.